Al yeşil dökün anneler mezar taşımı. Al yeşil dökün anneler mezar taşımı. Gelen ağlar, giden ağlar, ah bu genç yaşımı. Su var ya. Gelen ağlar, giden ağlar, ah bu genç yaşımı. Bu ne felaketi geldi başıma. Bu ne felaketi geldi başıma. Rahmetmiyor zalim felek kanlı yaşımı. Rahmetmiyor zalim felek kanlı yaşımı. Nasıl aldın? Var bir şey lan. Ama çok güzel bir şey. Rahmet olsun. Kul oğluyum mesaneden, bin rahmet olsun. Yüreğimden vurdular beni, doktor ne yapsın. Yüreğimden vurdular beni, doktor Aksu. Evet. Yaradaki hançer. Hep türkülerde karşılaşırız. Yarama hançer saplama. İşte böyle ok gibi yüreğimize saplanan türkülerden bir tanesi. Teşekkürler. Ben Mesut. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Özhan Eren'le başlayalım hocamla. En rahat yorumlarından biriydi gibime geliyor Mesut'un. Teşekkür ederim hocam. Yöresini çok iyi hissettiren, ağzına çok oturan, çok yakışan... Yer yer küçük entonasyonlar. Teşekkür ama hocam. Diyebilirim ki benim şimdiye kadar Mesut'tan duyduğum en rahat, en kendi olarak okuduğu bir türküydü. Ağzına gönlüne sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Mesut'cum. Hocam. Sağ olun hocam. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Evet, kapadı gözlerini okudu kardeşimiz. Evet Emre. Yani şimdi böyle serbest okuduğu zaman insan diyor ki acaba böyle... Bir gitar, bir bağlama, hani 2-3 evet. Sazla okusa başka bir duygu mu gelecek? Biraz daha yavaş. Yani kafa karıştırıyorsun Mesut. Bu bazı yarışmacılarımızın avantaj, bazıları için de dezavantaj olabiliyor çünkü orkestra. Çünkü kendi okuma alışkanlığın bu zaten senin. Şu en son serbest okuman, orkestrasız okuman senin halin. O halde çok mutlusun. Ama tabii ki orkestrayla okumak da başka bir şey. Onunla okumaya başladığın zaman entonasyonlar başlıyor. Bayağı entonasyon var diye. Bence az falan değildi. Çok yerde kaçırdın. Doğru sesleri hocam. Bence. Ama eser seçimi zirve. Teşekkürler. Müthiş bir eser seçmişsin yani. Çok duygulu, çok güzel.
O bakımdan da tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Yakıştı 7. haftaya bu sana Mesut. Aysun hocam siz neler düşünüyorsunuz? İlk başta da Mesut'a söylemiştim. Evet hocam. İşte okulu bitiriyoruz ama yani üstüne gitmediğin zaman, bıraktığın zaman, türkülere sarılmadığın zaman çok yani istediğimiz şey sonuç çıkmıyor. Duygu, yorum eksik oluyor. Yani çünkü tedirgin okumada acaba şurada şunu mu yapacağım, bunu mu yapacağım derken aslında bu türkü duygu yoğunluğu yüksek bir türkü ki ağıt yani. Evet. Bunda bizim gözlerimizden yaş akması gerekirdi. Evet hocam. Sevgili Mesut'cum. Yani hocam, sen o türkülere iyi sarıl. Yani işini yaparken de yine aç bir şekilde notayı mı koyarsın önüne ya da ne bileyim birisinden mi dinlersin? Çalış. Yani sizin olumsuz düşünce yani olumsuz fikirleriniz beni daha çok mutlu eder. Ay canım benim. Yani kendimi geliştirmek adına yani daha da sarılırım. Ben de eksiklerimin farkında olan bir insan. Evet. Ama, olumsuz değil zaten Mesut. Olumsuz değil. Senin daha gelişmen için sana katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnan ki olumsuz değil. İvmeyi evet. Biraz aman daha olumsuz diye düşünmeyin. Hızlandırıyorlar evet. Aynen. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Evet Öykü Gürman. Bence çok duygu yüklü, şahane bir türkü. O türkü seçiminde tabii ister istemez senden beklentiyi de biraz yükseğe taşıdı. Evet. Yani o kadar güzel bir türkü ki çünkü ister istemez biz de onu duygusuyla, bütün işte yoğunluğuyla, olduğu haliyle duymak istedik sanırım. O pürüzler ondan kaynaklandı. Bence çok güzeldi. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Öykü. Alkışlar Mesut Aksu için. Teşekkürler Mesut.